Yaşasın. Ha, çok güzel oldu, çok. Bibi bugün çok mutlu görünüyor. Bibi. Merhaba Şuşu. Ne kadar mutlu görünüyorsun canım, ne güzel. Evet Şuşu, çok mutluyum çünkü bugün Pepe bize gelecek. Beraber harika oyunlar oynayacağız. Aa, anladım, çok güzel. Demek bu yüzden çok mutlusun. Ay, nerede kaldı acaba? Bibi, Bibi. Aa, canım arkadaşım geldi. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Vay. Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Oyuncaklara öyle bakacağınızı alıp oynasanız çocuklar. Ha, doğru ya. Ben şu arabayı alıyorum. Kırmızı arabamız da gidiyor. Durun durun. Evet, o benim en sevdiğim kırmızı arabam. Çok hızlı gider. İşte bir ayıcık. Koca göbekli kahverengi ayıcık. Ayıcık karşıdaki dağa doğru hızla gidiyor. O da benim en sevdiğim ayıcığım. Adı da Yaya. Peki ben de şu yeşil arabayı alayım o zaman. O bana dedemin aldığı yeşil araba. Şu mavi topla oynayayım. Güzel mavi topum benim. Aa, tahta misketler al. Bayılırım tahta misketlerime. Aa, resim çizeyim o zaman ben de şu kalemlerle. Yok yok, o kalemler hemen bitiyor. Sakın açma. Araba çok hızlı gidiyor. Pepe, üzgün mü hissediyorsun kendini? Evet Şuşu. Bir benim oyuncaklarıyla oynamaya çağırdı ama şimdi hiçbir oyuncağını ellememeye izin vermiyor. Evet canım, gördüm. Ama neden oyuncaklarını vermiyor ki? Bilmiyorum Pepe. Oysa kendisi çağırdı beni. Bize gel, oyuncaklarımla beraber oynayalım demişti. Bir beni sevmiyor mu? Pepe üzgün hissediyor, Bibi onunla oynamıyor. Oyuncaklarını vermeyip kendi kendine Bibi. Sence neden gitmiş olabilir? Pepe geldiğinden beri neler yaptığınızı bir anlatır mısın bana? Geldiğinde çok mutluydu Pepe. Ben de mutluydum. Sonra Pepe oynamak için kırmızı arabamı aldı. Doğru. Peki sen ne yaptın? Ben kırmızı arabamla oynadığını görünce onu elinden aldım. Demek kırmızı arabayı Pepe'nin elinden aldın. Evet Şuşu. Sonra Pepe oynamak için ayıcık Yaya'yı aldı. Evet. O benim en sevdiğim ayıcığım. O yüzden ben Yaya'yı da Pepe'nin elinden aldım. Anlıyorum Bibi. Demek Yaya'yı da Pepe'nin elinden aldın. Sonra işte arabamla oynamak istedi. Onu da aldım. Tahta misketlerim, boya kalemlerim. Hepsini onun elinden aldım ben. Evet, gitti. Peki Pepe sonra ne yaptı? Pepe kendini nasıl hissetti sence Bibi? Yani onun yerine kendini koyar mısın? Sanırım Pepe üzüldü Şuşu. Neden üzülmüş olabilir? Oyuncaklarımla oynamasına izin vermediğim için. Evet, haklısın. Ben de öyle düşünüyorum Bibi.
Ben güzel arkadaşım Pepe'yi üzdüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı. Oyuncaklarını bile paylaşmadı. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı. Yanlışını anladı. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Şimdi Bibi de üzgün. Pepe de evde üzgün. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Bibi bulacak buna çözüm. Pepe'yi üzdüğüm için ben de kendimi üzgün hissediyorum Şuşu. Evet canım, böyle hissetmekte haklısın. Sevdiğimiz birinin üzgün olması bizi de çok üzer. Güzel arkadaşım Pepe'den özür dilemek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı biraz düşünmeliyim. Harikasın Bibi. Pepe, ne çabuk geldin oğlum, ne oldu? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Evet nene, kendimi üzgün hissediyorum. İnsan durduk yere kendini üzgün hissetmez çocuğum. Seni üzgün hissettiren bir düşünce var demek ki aklında. Nedir o bakayım? Bibi sanırım beni sevmiyor. Allah Allah. Bibinin seni sevmediğini düşünüyorsun yani. Evet nene. Beni oyuncaklarıyla oynamak için çağırdı ya. Evet. Gittiğimde hiç bu oyuncağıyla oynamama izin vermedi. Hepsini elimden alıp kendisi oynadı. Hay Allah. Bibi sana oyuncaklarını vermedi demek. Evet nene. Ben de çok üzüldüm ve eve geri döndüm. Tamam çocuğum, tamam, dur bakalım. Bibi doğru bir şey yapmamış ama ben seni çok sevdiğinden de eminim. Mutlaka hatasını fark edecektir bence. Bilmiyorum nene. Hay Allah. Evet, bize geliyorsunuz. Tamam, bekliyorum. Umarım beni affedersin Pepe. Çok merak ettik Bibi. Bizi neden çağırdın? Evet, gerçekten çok merak ettik. Arkadaşlar, ben bugün bir hata yaptım. Nasıl bir hata Bibi? Önce Pepe'yi oyuncaklarımla oynaması için eve çağırdım. Sonra Pepe geldiğinde oyuncaklarımı eline aldığında birden oyuncaklarımı ellemesini istemedim. Niye ki? Bilmiyorum Tutu. İstemediğim için de hangi oyuncağı eline alsa onu elinden geri aldı. Oyuncaklarını Pepe ile paylaşmadın yani. Evet, paylaşmadım Mimi. O da çok üzüldü, küstü bana ve evine gitti. Yazık ama Pepe'ye. Çok pişmanım. Doğru yapmadım. Ben Pepe'yi üzmeyi hiç istemem. Onu üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peki bunları ona söylesen? Evet, bize değil de ona söylesen. Pişman olduğunu duyunca bence seni affeder. Kesinlikle affeder. Öyle mi dersiniz? Evet. Evet. O zaman ben Pepe'ye gidip özür dileyeceğim. Pepe, umarım beni affedersin Pepe. Ben çok üzgünüm arkadaşım. Ben de. Biliyorum, benim yüzümden sana oyuncaklarımı vermemekte hata ettim. Oyuncaklarımı seninle paylaşsaydım hem çok güzel oyun oynayacaktık hem de ikimiz de çok mutlu olacaktık. Ben hatamı anladım Pepe. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım arkadaşım. Beni affeder misin? Hı? Affetmeyecek misin? Hı. Ha? Ay.
Affetmez olur muyum Bibi? Tabii ki affediyorum arkadaşım. Harikasın Pepe. Terli terli soğuk su içmeyin sakın. Dikkatli olun çocuklar. Tamam nene. Hay Şila. Merhaba Şila. Merhaba. 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 Bibi de orada. Merhaba. Merhaba Bibiciğim. Merhaba Bibi. Merhaba. Merhaba. İşte Keke de orada. Merhaba Keke. Merhaba. 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 İşte Mimi de göründü. Merhaba Mimi. Merhaba. 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 Ve işte Tutu aramıza katılıyor. Merhaba Tutu. Merhaba. Merhaba Tutucuk. Merhaba. 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 Ve işte Dudu. Merhaba. Merhaba. Merhaba Tutucuk. Merhaba. 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 Eğlenceli. Evet, ben de çok eğlendim. Hadi oyun oynayalım, hadi. Olduk yine. Bu kadar çok kişiyle ne oynarır ki? Futbol oynayalım. Ha evet, oynayalım oynayalım. Aa, sen futbol oynamayı seviyor musun Zedeciğim? Hem de çok severim Pepe. Zede bunları nasıl yapıyorsun? Ne var ki onda, ben de yaparım. Ben hayatımda bir kez oynadım ama tam hatırlamıyorum. Futbol nasıl bir oyun? Böyle iki tane kale koyacağız. Sonra iki takıma ayrılacağız. Kızlar erkekler takımı yapalım. E tamam, olur. Siz içinizden birini kaleci seçeceksiniz. Mimi kaleci olsun. Olur. Ben de kaleci olmak isterim. E olur. Sonra böyle elimizi hiç değdirmeden sadece ayağımızla topu böyle götürüp karşı takımın kalesine böyle gol diye atmaya çalışacağız. Çok eğlenceli. Şila yakala. Alın bakalım. Ama ben futbol izlemesini biliyorum da hiç oynamadım. Sen fasulye ol bebe. Ben fasulye olmam. Niye fasulye oluyormuşum? Yani sen yedek oyuncu ol demek istedi bebe. Biz oynarken biraz izle. Hem öğrenmiş olursun. O sırada çok yorulup oyundan çıkan birisi olursa onun yerine oyuna sen gireceksin. Ay, anladım. Tamam ama fasulye demeyin. Ben yedek oyuncuyum. Tamam tamam. Hadi hazırlıklar başlasın o zaman. Hadi. Hazır mıyız? Evet. Evet. Çal düdüğü bebe. Aha tamam. Hadi televizyonda izlediğimiz gibi sen de maçı anlatsana. Tamam abi. Oynamadım ama çok maç izledim. Anlatabilirim. Evet sayın seyirciler. Şu an top Pepe'de. Zede'den bir çalım. Pepe'lerin takımından bir top kaybı. Bu tehlikeli bir atak olabilir. Zede, Dudu, Dudu kaleci ile karşı karşıya. Şut ve... Keke! Keke topun ağlara girmesine izin verdi. Ay, olsun olsun, güzeldi. Ne oldu bebeciğim? Baksana ne güzel oynuyorlar şuşu. Evet, gerçekten ben de bu kadar güzel futbol oynadıklarını bilmiyordum. Ben de futbol oynamayı bilmiyorum. Bilmediğin için üzülüyorsun öyle mi? Evet şuşu, ben de onlar gibi oynamak istiyorum aslında. Pepe ile ilk maç izlediğiniz zamanı hatırlıyor musun? Evet, babam evde izletmişti. Sonra da bize nasıl
spor olduğunu anlatmıştı. Harika. Peki Pepe o zaman futbol oynamayı biliyor muydu? Yani hiç oynamış mıydı? Hayır, bilmiyordu. Peki şimdi bu kadar güzel oynuyorsa sence nasıl öğrenmiş olabilir? Babamla hep bahçede futbol oynarlar. Sonra okulda da oynuyorlarmış. Evet. Yani Pepe de bilmiyordu ama oynaya oynaya. Yani oynamayı deneye deneye öğrendi, öyle değil mi? Evet öyle. Eminim Bibi de böyle deneyerek öğrenmiştir. Dudu da, Şila da, diğerleri de. O zaman benim de top alıp futbol öğrenmek için birazcık çalışmam gerek. Çok doğru. Bunun için kime gideceğimi biliyorum. Arkadaşım. Yaşasın. Gol 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 işte futbol. 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 Öğrenmek istersen bir spor. Sabırla çok çalışmak doğru yol. Ayaklarla şimdi şut ve gol! Gol, 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 işte futbol. 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 Öğrenmek istersen bir spor. Sabırla çok çalışmak doğru yol. Ayaklarla oynanır böyle futbol. Çek şutunu, çek. Sana. Çok yoruldum ama çok eğlendim. Çok zavzulu. 4-2. Pepeler 4, Şilalar 2 gol atmış. Ben çok yoruldum. Oyuna devam edemeyeceğim. Ama olur mu? Zaten yeniliyoruz. Ben. Aa, doğru. Bebe girsin. Girsin tabii. İşimiz daha da kolay olacak. Size gireyim mi, gireyim mi? İyi tamam, hadi gel bebe. Üf ya. Ama oynamayı bilmiyor ki. Kesin yenildik. Evet ama bu haksızlık. Bebe oynamayı bilmiyor. Kalbimi bile bile kırıyorsunuz şimdi. Beni de çok üzdünüz böyle söylemekle. Yenilseniz ne olur ki? Önemli olan oyunu oynamak. Oynarken eğlenmek değil mi iyice? Kaç saattir orada sizi izliyorum. Ne kadar sıkıldım biliyor musunuz? Azıcık beni düşünüp yazık o da biraz oynasın deseniz ne olur? Hadi Pepe oynayalım. Evet Pepe topu aldı. Şimşek gibi hızlı gidiyor. Bibi topu aldı Bebe'den, top kaybı. Bebe hemen topu geri kazandı. Hızla kaleye gidiyor. Vallahi gidiyor. Hadi Bebe. Yürü be. Şut. Bebe. Ve oyun tekrar başladı. Dudu'dan güzel bir pas. İşte top yine Bebe'de. Bebe topu aldı, hızla kaleye ilerliyor. İnanamıyorum. Hadi Bebe. Ve... Eşitlendi. İki takım da 4 gol attı. Yine Bebe topu kaptı. Şut! Top göremeyeceğimiz kadar hızlandı. Bakalım Keke topu tutabilecek mi? Ve gol! Çok yaşa Bebe! Kardeşim tebrik ederim. Şimdi kalbimi kırdığınıza değdi mi? Çok özür dileriz Bebe. Evet, bir
gerçekten hata yaptık. Hiç gol atmasaydın da söylediklerimiz çok yanlıştı. Çok özür dileriz. Bizi affedecek misin? Affedecek misin yani? Ettim bile. Günaydın güzel kardeşim. Bebe canım kardeşim. Bak sabah oldu, hadi kalk artık. Ben güzel yanacağım. Nereye gidiyoruz ki? Hadi ama bebe. Evet buraya. Yoksa seni gıdıklamak zorunda kalacağım. Gıdık 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 gıdık. Ne bebe? Sen misin yanmayanı? Gıdık 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 gıdık. Abi gıdıklama tamam, uyan uyuyun. Bakayım. Uyandım. Valla uyandım abi. Heh işte. Günaydın. Günaydın. Baksana ne göstereceğim. Aa ne var onun içinde abi? İşte güzel bebemiz için bir diş fırçası. Aa bu benim mi? Evet bebe. Bak ne güzeller. Ama orada çok diş fırçası var. Annem Şila'ya, Eke'ye, Zulu'ya, Maymuş'a vermek için de çok almış. Benim diş fırçam vardı abi. Evet vardı ama diş fırçalarımızı değiştirme vakti gelmiş. Aa. Biz dişlerimizi her gün çok kere fırçalıyoruz ya. Evet çok fırçalıyoruz. Diş fırçalarımızı sık sık değiştirmemiz gerekiyormuş. Her gün mü? Hayır bebe, her gün değil. İşte annem söyleyince herhalde 30-50 zaman sonra. Yani tam bilmiyorum ama değiştirmemiz gerektiği zaman değiştirelim diye almış. Harika. Çok güzelmiş renkleri. Başka ne var? Ta-ta-ta-tam. Ay onlar ne? Bu senin. Bu da benim diş macunum. Diş macunumuz bitmişti ya akşam fırçalarken. Ne güzeller. Yaşasın. Hadi gidip yeni diş fırçamız ve macunumuzla dişlerimizi fırçalayalım. Aa tamam. Aa bu eski fırçam. Bu da benim eski fırçam. Şimdi bu eski olanları çöpe atıyoruz. Attım. Yeni diş fırçamız. Daha dişlerimizi fırçalıyoruz. Al bakalım bebe. Az koydun. Az koymadım bebe. Annem nohut kadar koyun yeter dedi. Nohut kadar mı? Çok kadarmış. İşte kendime de koydum. Hış 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 fırçalıyoruz. Hış 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 fırçalıyoruz. Şuşu. Efendim bebeciğim. Bak biz dişlerimizi fırçalıyoruz. Harikasınız tatlım. İkinizle de gurur duyuyorum. Hadi beraber diş fırçalama şarkısı söyleyelim. Aha tamam hadi söyleyelim. Hadi. Haydi durma dişlerini fırçala. Fırçala, hış 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 fırçala. Pepe durmadı, işte fırçaladı. Pepe durmadı, işte fırçaladı. Hış 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 fırçala, hış 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 fırçala, hış 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 fırçala, hış 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 fırçala. Sen de durma dişlerini fırçala. Hış 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 fırçala. Ben bu diş fırçalama şarkısına bayıldım. Ben de var mı? Şimdi ağzımızı çalkalayalım. Al bebe sen de çalkala. Dişlerimiz mis gibi bembeyaz oldu. Evet çok güzel oldu kardeşim. Nereye gidiyorsunuz Pepe? Bu diş fırçalarında Şile'ye, Eke'ye, Zulu'ya, Maymuş'a armağan edeceğiz şuşu. Çok geç kalmayın ama. Annen kahvaltıyı hazırlamak üzere. Tamam şuşu hemen verip döneriz. Şila! Şila! Efendim Pepe. Günaydın. Günaydın Pepe. Günaydın bebe. Günaydın. Aa Eke sana da günaydın. Günaydın.
Ne yapıyorsunuz sabah sabah? Siz kahvaltı ettiniz mi? Hayır, daha etmedik. Annem kahvaltı hazırlıyor. Size bir armağan getirdik. Bu senin Şila. Bu da senin Eke. Aa, ne kadar güzel bir diş fırçası böyle. Eke'nin diş fırçası var. Ama artık değiştirmelisin Eke. Hep aynı diş fırçasıyla fırçalanmaz ki. Evet, annem almış bu fırçaları hepimize. Çok teşekkür ederim teyzeme o zaman. Teşekkür ederim. Güle güle fırçalayın. Görüşürüz, hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Zulu. Sana bir armağan getirecek Zulu. Al güzel arkadaşım. Ay dur, seni çok özlemişim ben. Dişlerini güle güle fırçala diye. Aa, maymuş. Aa, güzel maymuş. Biz de sana geliyorduk. Al güzel arkadaşım, bu da senin. Sen dişlerini fırçalamıyor musun? Aa, maymuş. Senin dişlerin niye böyle sarı sarı? Kapatma maymuş. Göstersin dişlerini. Hadi ama bakalım ne olacak ki? Zulu maymuşa söylesene, göstersin dişlerini bize. Hayır güzel arkadaşım, göster bize dişlerini. Sapsarı olmuş maymuş. Zulu görüyor musun? Senin dişlerin ne oldu böyle maymuş? Galiba sen dişlerini fırçalamıyorsun maymuş. Nano. Ama dişlerini fırçalamazsan böyle sarılır. Sonra da kararılır, çürür. Çürüyünce de dişin ağrır. Değil mi Zulu? Dişlerini her gün mutlaka fırçalamalısın. Senin ne güzel bembeyazdı dişlerin maymuş. Al bu fırçayı. Bak bu da diş macunu. Her gün hış 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 fırçala, tamam mı? Ha Pepe, Zulu. Hadi maymuşa diş fırçalama şarkımızı söyleyelim. Hadi. Haydi durma dişlerini fırçala. Haydi durma dişlerini fırçala. Hış 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 fırçala. Pepe durmadı işte fırçaladı. Pepe durmadı işte fırçaladı. Hış 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 fırçala. 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 Sen de durma dişlerini fırçala. Sen de durma dişlerini fırçala. Hış 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 fırçala. Maymuşcum, her gün dişlerini fırçalaman gerekiyor. Öğrendin değil mi? Şimdi hep beraber fırçalayalım mı? Hadi. Al bebe diş macunu. Evet, nohut kadar koyuyoruz. Al Zulu. Bu da sana maymuş. Böyle hış 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 diye fırçalıyoruz. Evet, böyle. Hış 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 fırçalıyoruz. Hadi maymuş. Aa, hadi fırçalasın dişlerini maymuş. Aa, nasıl yani maymuş? Bak böyle çok eğlenceli. Hış 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 hış. Evet maymuş. Şimdiki sarı renk gidecek. Dişlerinin hepsi bembeyaz olacak. Şimdi bu suyla çalkalıyoruz böyle. Aa, bembeyaz olmuş dişlerim Pepe. Benim hep beyazdı zaten. Ben de çalkalıyorum ağzını. Bakın. Benimki de bembeyaz. Zulu'nunki de bembeyaz oldu.
Hadi Maymuş sen de çalkala. Bebe, beyazlaşmamış mı dişleri? Ha? Hala sarı mı yani? Ne yaptım? Bembeyaz olmuş bakın. Harika, bembeyaz olmuş. Bebe beni yakalayamaz. Ne yapıyorsunuz öyle? Oyun oynuyoruz dede. Bibi benim okul arkadaşım dede. Ah merhaba Bibi. Seni tanıdığıma çok memnun oldum evlat. Teşekkür ederim efendim. Ben de çok memnun oldum. Uzaktan güreşiyor gibi görünüyordunuz ya. Güreş mi? Güreş mi? Evet ya. Güreşiyorsunuz sandım. Biz köyde hep arkadaşlarımızla böyle güreşirdik de. Güreş ne dedi? Evet, güreş nedir? Güreş bizim en eski ta atalarımızdan bu yana yaptığımız çok önemli, çok değerli bir spordur çocuklar. Ata sporlarımızdandır. Kutlamalarda, şenliklerde, özel günlerde bir çeşit eğlence olarak güreş düzenlenir ve güreş sporcuları yani kahramanlar er meydanına çıkıp yeteneklerini gösterirler. Bugüne kadar sana öğretmemiş olduğuma inanamıyorum papa. Vallahi öğretmedin dede. Güreş yapanlara pehlivan mı denir? Evet evlat, pehlivan denir. Ben de pehlivan olmak istiyorum ben de. Sen de güreş öğrenmek, pehlivan olmak ister misin Bibi? Evet, çok isterim. Tamam o zaman. Bugün bir kutlama düzenleyelim ve bu kutlamayı güreşle şenlendirelim ha. Peki neyi kutlayacağız? Buldum. Bibi ile tanışma kutlaması yapalım dede. Ne dersin? Olur tabii. Çok güzel olur hem de. Bebe. İşte Bibi benim güzel kardeşim Bebe. Bebeciğim bu da benim okuldan arkadaşım Bibi. Merhaba Bibi. Merhaba Bebe. Ve benim tatlılar tatlısı nenem. Merhaba çocuğum. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de çok mutlu oldum sizinle tanıştığım için. Bugün bir kutlama düzenliyoruz hayatım. Bibi ile tanışma kutlaması. Pepe ile Bibi'ye güreş yapmayı öğreteceğim. Deme ya. Harika, çok yaşayın. Dedemlerin hayatı mı diyor? Evet, çünkü onlar birbirini çok seviyorlar. Nenem de dedeme hayatım diyor. Çok seviyorum demek ki. Bak sen benim güzel torunuma. Güzel arkadaşıyla güleşçi mi olacak yani? Güleş değil yahu. Güreş, güreş. Dilim dönmüyor işte. O zaman biz de Bibi ile tanışma kutlamasının hazırlıklarına başlayalım o zaman. Harika. Benim için kutlama mı yapacaksınız yani? Evet, biz kutlama yapmaya bayılırız. Dedem nerede? Garajdayım Pepe. Gelin Bibi ile yanıma. Nene, kızlar da güreşir mi? Tabii güreşir bebeciğim. Bizim çok önemli kadın güreşçilerimiz de vardır. Güreş çok önemli, çok zevkli bir spordur. Ama biraz yorucudur. Ben bugün güreş yapmayacağım o zaman. Çünkü zaten biraz yorgunum. Sen bilirsin bir tanem. O zaman hadi kutlamalar için bana yardım et. Hayda bire pehlivan. Hadi gelin bakalım. Heyt. Hayda bire pehlivan. Hadi Bibi sıra sende. Evet harika görünüyorsunuz çocuklar. Ne giyiniz öyle abi? Bunlar güreş kıyafeti bebeciğim. Adı da kız pet. Hadi güreşin. Nasıl güreşeceğiz dedi? Şimdi çok detaylı kuralları vardır güreşin. Ama biz en basit şekliyle birbirimize zarar vermeden boğuşarak
birimiz diğerinin sırtını yere... İşte böyle getirdiğinde onu tuş etmiş olur. Ve ilk güreşi kazanmış olur. Yani ben Bebe'nin sırtını yere getirmeye çalışacağım. Bebe de benim sırtımı yere getirmeye çalışacak, öyle mi? Evet Bibiciğim, aynen öyle. Tabii size biraz teknik hareketler de öğreteceğim. Aa Bebe. Şila. Bebe ne yapıyor? Güreş öğreniyorlar Şila. Güreş mi? Bugün Bebe ile tanışma kutlaması yapacağız. Kutlama da eğlenceli olsun diye güreş yapacak abişler. Ben de size güzel bir türkü öğreteyim mi? Onlar güreşirken biz de kutlamada güzel halk oyunu oynarız. Ne dersiniz? Çok güzel olur nene. Evet, çok güzel olur nene. Şöyle Van yöresine ait bir türkü mü söylesek acaba bu akşam? Ha, tamam buldum. Toycular söyleyip oynayalım. He? Tamam. Bakın şöyle. Toycular yar yar elimde mercan. Ben sana hayran oyalan aman. Yemeğin altı yanacak siz devam edin. Ben geliyorum. Aa, çocuklar aklı soğuttu. Türkiye bilmiyoruz ki biz. Şuşu. Efendim Bebe. Sen Toycular türküsünü biliyor musun? Aa, tabii biliyorum Bebeciğim. Bize söyler misin, biraz daha çalışalım Şuşu. Aa, tabii. 3, 2, 1 hadi. Toycular yar can, kolumda mercan, ben sana hayran oyaman aman. Toycular yar can, kolumda mercan, ben sana hayran oyaman aman. Ben giderim mestana, yârim için fistana, yâre fistan yakışır, ah bir giyse üstüne. Çok güzel bir türküyüm ben. Bugün Pepe'mizin güzel arkadaşı Bibi ile tanışmak için bu kutlamayı düzenmiş. Ay, heyecan yaptım. Düzenlemiş bulunuyoruz. Bibi ile Pepe bu kutlamaya özel bir güreş yapacaklar. Şimdi bu güreşi sunması için meydana büyük cazgır ağayı çağırıyorum. Cazgır ne ki? Güreş öncesinde izleyenleri eğlendiren ve güreşecek pehlivanları er meydanına çağıran kişidir cazgır Şilacığım. Aa. Ve büyük cazgır ağa karşınızda. Cazgır ağa çok yaşa. Dedem ağa olmuş. Dedem ağa olmuş. Aramızda var yeni biri. Arkadaş seçmiş bizim Pepe'mizi. Gelecek şimdi er meydanına. Bu yiğit pehlivanın adı Bibi. Bibi harika görünüyorsun. Şimdi bir pehlivan daha var içimizde. Ona yiğitlerin yiğidi derler her yerde. Çok güçlüdür ama gücünü kullanmaz kötüye. O gönüllerin yiğidi, pehlivanların pehlivanı, dostların dostu, arkadaşların arkadaşı Yiğit Pepe. Tepemizde var kudretli güneş. Arkadaşlık, dostluk olsun bize her daim eş. Yiğitlerin, kaplanların, pehlivanların gönüllerinde bir sevdadır, bir aşktır, bir coşkudur, dostluktur, candır güreş. İşte geldi çattı o an. Hepimizin içinde var bir heyecan. Başlıyor yiğitlerin güreşi. Haydi bire pehlivan! Oh, bir de pek güçlü yalnız ha. Haydi bire pehlivan! Nasıl güzel güreşiyorlar. Vallahi canım çekti bir yiğit de benim karşımda olsaydı keşke. Yiğitler burada güreşte. Herkeste var bir aşk, var bir neşe. Benim
canım çekti güreşmek. Çıksaydı karşıma bir it keşke. İstediğim oldu işte. Çıktı bir yiğit meydane. O zaman cazgır cazgırlığı bırakır, başlar bu yiğitle güreşmeye. Mercan, ben sana hayran uyanmadım. Toycular yaycan kolunda. Mercan, ben sana hayran uyanmadım. Gidelim mestana, yerin içi fıstana. Ne oluyor? Merhaba Maymuş. Ne güzel bir sonbahar günü değil mi? Pepe Şile bugün oyun oynamaya sana geleceklermiş galiba. Ay, çok merak ettim, ne oynayacaksınız? Bu bir müzik aleti. Çok güzel görünüyor. Aha, Şile geldi. Merhaba Maymuş. Merhaba. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Merhaba Pepe. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Nuna. Evet, ne oynuyoruz bugün Maymuş? Nuna. Vay. Ne güzel bir şey bu böyle. Nedir bu? Bu bir müzik aleti Pepe. Müzik aleti mi? Evet canım. Aa, anladım. Peki şimdi bugünkü oyunumuz bu müzik aletiyle güzel sesler çıkarmak mı? Hem güzel sesler çıkaralım hem de o seslere uygun bir şarkı söyleyelim Pepe. Ha, ne dersiniz? Ha, tamam, güzelmiş. Şarkı uyduracağız yani. Hadi çok heyecanlandım ben. İlk kim başlayacak? Ben başlayayım mı? Olur. Ay, çok heyecanlandım. Tamam, başlayalım o zaman. Hadi Şila. Ağaçlar çok güzeller. Arkadaşlarım da güzel. Aklımdan bir şey güzel. Şarkı söylemek de öyle. Nasıldı? Bilmem, güzeldi galiba. Ya. Bence ilk deneme için hiç fena değildi. Sıra sende olsun Maymuş, hadi. Hadi Maymuş. Maymuş. Biraz kulaklarımız acıdı ama. Fena değildi Maymuş. Hadi bir de sen dene Pepe. Tamam. Şimdi böyle vururken. Arkadaşlarımla oyun oynamaya geldim. Onları çok severim. Çok çok severim. Ne güzel bir arkadaşlarım benim. Oh, 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 oh. Nasıl? Bu kötüydü. Vallahi kulaklarım acıdı Pepe. Ya hiçbirimiz güzel sesler çıkarmayı beceremedik mi yani? Peki nasıl öğreneceğiz ki güzel çalıp söylemeyi? Çocuklar! Dede! Dedem geldi! Dedem! Ne yapıyorsunuz burada çocuklar? Böyle vurup müzik yapıp şarkı söylemeye çalışıyoruz ama... Çok kötü sesler çıkıyor dede. Bir türlü güzel sesler çıkarmayı beceremedik. Evet dede. Hepimiz çok gürültülü kötü sesler çıkardık. Bu müzik aleti çok büyük ve gelişmiş bir alet çocuklar. Bunu güzel çalabilmek için çok ama çok çalışmanız gerekir. Dede ne güzel çaldın öyle. Nasıl yaptın dede? Ben gençken çok uğraşmıştım bu müzik aletini çalmak için çocuklar. Çok uğraşınca, çok çalışınca da hala unutmamışım ya. Biz de müzik aleti çalmak, istediğimiz gibi müzik yapmak istiyoruz dede. Evet dede, evet. Yaparsınız tabii papa. Tabii ki siz de müzik yapabilirsiniz. Sadece daha basit bir müzik aletiyle başlamamız gerekir. Neyle mesela? Ne olabilir, ne olabilir? Tamam, buldum. Ne buldun dede?
aynısını yapmaca oynayarak başlayabiliriz mesela sizinle. Ne oyun mu? Nasıl bir oyun bu dede? Geçen gün oynadığımız şarkı bulma oyununa benziyor. Ama bu sefer şarkı söylemeyeceğiz. Ay dede, çok merak ettim. Nasıl oynayacağız peki? Anlatacağım çocuklar, ama her biriniz için ikişer tane bunun boylarında ve bunun kalınlığında sopaya ve birer tane de tencereye ihtiyacımız var bu oyun için. Sopa ve tencere mi? Evet Pepe, birer tencere, ikişer tane de sopa. Çok komikmiş, tencereyle müzik mi yapacağız dedi? Tencerelerle ritim öğreneceğiz Şila. Harika. Sopaları nereden bulabiliriz dedi? Yerde ağaçlardan kopmuş dallar olmalı Şila. Onlardan bulabilirsiniz. Tencereleri de ben ayarlıyorum. Şimdi hepimize iki tane sopa gerekiyorsa... Bir, iki, üç. Üç kişiyiz. Aa evet. Hepimize birer tane olsaydı... Üç sopa bulmamız gerekirdi. Ama hepimize iki tane sopa gerekiyor. Şimdi bakalım o zaman kaç sopa bulmamız gerekir. Hadi sayalım. Bir, iki... 3, 4, 5, 6. Hey, 6 sopa. 6. Bunlar 6 sopa bulmamız gerekiyor. Hadi o zaman dedemin gösterdiği sopalara benzer sopa bulalım. Çocuklar. Bulduk dede, bulduk. Evet hazırız. Herkes bir tencerenin başına geçsin bakalım. Şimdi üç dediğimde içinizden geldiği gibi vurun tencerelere. Bir, iki, üç. Çok kötü oldu dede. Çok çirkin sesler bunlar. Hiç müzik gibi olmadı. Evet, bu müzik değildi zaten Pepe. Bu birbiriyle uyumsuz ve düzensiz seslere ne denir biliyor musunuz? Ne denir dedi? Gürültü denir evlat. Aa evet. Biz harika gürültü çıkarabiliyoruz yani. Evet evlat, evet. Şimdi bakın. Hadi siz de benimle birlikte aynısını yapın. Tam, tam. Tam, 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 tam. Yapıyorum. Hadi Şila sen de. Tamam geldim. Tam, 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 tam. Evet ben de yapıyorum. Tam, tam, Maymuş tam, hadi sen de yapabilirsin tam, arkadaşım. Tam, 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 tam. İşte bakın şimdi birbirimizle uyumlu sesler çıkarmaya başladık. Müzik birbiriyle uyumlu ve belli bir ahenk içinde çıkarılan seslerdir çocuklar. Bu yüzden sesleri belli bir düzene göre çıkarmamız ve birbirimizle belli bir uyum içinde çalmamız gerekir. Ha. Ay çok güzel. Şimdi biraz ses bulmaca oynayalım, olur mu? Olur. Ben ne ses çıkarırsam siz de aynısını tekrar edeceksiniz. Başta kolay olacak ama gittikçe zorlaşacak. Dikkatli olun. Çok heyecanlı dedi. Hadi bakalım. Tam, 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 tam. Hadi bakalım. Ay gittikçe zorlaşıyor. Evet evlat, evet. Tam, 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 tam. Bunu yapın bakalım. Hadi bakalım. Olmadı. Bir daha yap dedi. Üf, niye yapamıyoruz ki? Tek tek yapmayı deneyelim Papa. Hep beraber yaparken biri yanlış vurunca hepiniz şaşırıyorsunuz. Sırayla yapın. Hem o zaman yanlış yapanın kim olduğunu da buluruz. Maymuş, ilk sen yap bakalım. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Nona, na, na, na. Maymuş yaptı, yaptı. Yanlış yapan Maymuş
demek ki. Aferin Maymuş. Hadi Şila, sıra şimdi sende. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Tatam, tam, tam, tam. Ben de değilmişim, yaptım, yaptım. Evet, değilmiş. Ya, yanlış yapan ben miyim yoksa? Hadi evlat, denemeden göremeyiz. Hadi, iyi dinle. Tamam. Evet evlat, evet. Yaptım, başardım. Aferin evlat.